Kur'an okuyor. Bir ara. Bir ara. Susuzluğun verdiği tesirle, yorgunluğun verdiği tesirle uzaklara daldı yine. Kur'an okurken, dizüstü oturmuş Kur'an okurken 83 yaşındaki halife başı önüne değdi. Başı önüne şöyle iniverdi. Uykuya dalmıştı. Derin bir uykuya dalmıştı. Birdenbire uykudayken, rüyadayken önünde koridorlar açıldı. Onu tutanlar götürüyorlardı bir yere. Buradan buradan diyorlardı. Onu uzaklara doğru götürüyorlardı. O koridorlardan geçti. Sonra bir ışık kümesi gördü. Baktı ki orada birileri oturuyor. Yaklaşınca bir de ne görsün? Meğer Resulullah'mış. Allah Resulü oradaydı. Yanında oturmuşlardır. Bir yanında Hazreti Ebu Bekir, öteki yanında Hazreti Ömer vardı. Osman birden onlarla karşı karşıya kaldı. Allah Resulü bakıyor ve gülüyordu ona. Osman diyor, geldim mi? Geldim ya Resulallah. Seni susuz mu bıraktılar? Susuz bıraktılar ya Resulallah. Seni haps mi ettiler? Beni hapsettiler. Seni mescide indirtmiyorlar mı? Beni mescide indirmiyorlar ya Resulallah. Sen aç mı kaldın? Aç kaldım ya Resulallah. Hadi Osman, acele et gel, bu akşam seni bekliyoruz. Beraber iftar yapacağız diyordu. Birden sıçradı birden. Uyanmıştı. Cuma günü akşam üstüydü. Sıçradı birden. Nail'e geldi. Ne oldu Osman dedi. Demin dedi Resulullah'ı gördüm. Beni çağırıyorlar. Ben gitmek üzereyim demek ki. Birden entarisi çıkardı. Bana şalvar getir diyordu. Şalvar. Hayatı boyunca şalvar giymemişti. O an şalvar girdi sadece. O kadar edepliydi ki biraz sonra şehit edeceğinde avret yeri açılmasın diye, edep yeri açılmasın diye şalvar giyiyordu. Çünkü biliyordu ki o zalimler onu yerden sürükleyecekler. İyi biliyordu. Sonra birden kapıların zorlandığını gördü. Karısına diyordu ki terk edin, gidin buradan. Beni Kur'an'la baş başa bırakın. Kur'an önündeydi. Kur'an'a bakıyordu sadece. Başka şeye bakmıyordu. Başını önüne eğmişti. Kapıyı kıranlara bakmıyordu bile. Sonra bir an öyle bir şey oldu ki birisi içeri girdi ve sakalından tuttu onun. İşte o an başını kaldırdı. Baktı bir dostun oğluymuş. Sevdiği bir dostunun oğlu. O an Hazreti Osman ağladı. Şunu diyordu. Baban görseydi bunu. Baban görseydi ne derdi sana? O an ağlıyordu halife. Başka bir şey demedi. Baban görseydi bunu sana ne diyecekti? Delikanlı bırakıyorla kaçıyordu. Sonra üst üste Osman'ın başına inen demir darbeleri. O büyük sahabinin, meleklerin haya ettiği o adamın, mekanı utandığı o adamın, sema ehlinin utandığı o adamın mübarek kanı Kur'an'ın üzerine düşüyordu. Feseyekfikehumullah, onlara karşı Allah sana yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Onlara karşı sana Allah yeter. Kur'an üzerine, bu ayetin üzerine iniyordu. Halife yerdedir. Üç gün boyunca kimse ona yanaşamadı. Cesedini bile kaldırtmıyorlardı. Nail'e elini uzatmış, ona inen darbeyi durdurmaya çalışırken Nail'e'nin parmakları kopmuştu. Üç gün sonra 12 sahabi gece karanlığında bir fanusun ev ışığında Osman'ın yanına gidiyorlardı. Elbisesi kan içindeydi. Beyazımsı sakalı, beyaz saçı kana bulamıştı. O çoktan iftara gitmişti. Resulullah'ın yanındaydı. Çoktan dostun özlemi gitmişti.
çile bitmişti. Sırtladılar onu, yıkamadılar. Şehitti çünkü. Elbisesi çıkarmadılar. Kanla giyecekti. Hesaba hesap sormak için. Sırtlarında giderken boşta kalan başı kapıya tak tak diye çarpıyordu. Ve onu Bakı mezarının uzağındaki, doğrusu kağıtların atıldığı o yere gömdüler. Çünkü oraya ancak müsaade ediyorlardı. Gecenin geç saatinde gömdüler onu. Medine mahzundu. Nebi Muhterem mahzundu. Sahabinin şehitleri çoktan Osman'ı misafir almışlardı. Yanındalardı. Osman'ı çok sevmişlerdi. 83 yaşındaki rahmet, 83 yaşındaki bereket insanı, Rume kuyusunu satın alan adam, tek başına Tebük'ü satın alan adam, Allah Resulü'nün Uhud dur bakayım üstünde şehit var dediği adam, garip bir şekilde bir gece yarısı sadece 12 kişinin hazır bulunuşuyla mezara tevdi ediliyor. Medine sakindi. Medine mahzundu. Medine Osman'ı hiç unutmadı. Medine Osman'ı hiç unutmayacak. Medine 11 yıl, 11 ay ve 8 gün süren bir yönetimin, bir hilafet, rahmet döneminin arkasında bu rahmet adamının gidişine şahit oluyordu. Ve bitirirken aslında Osman için bir saat değil, Osman'a saatler ayırmak gerek. Osman için saatler ayırmak gerek. Osman bu gece en azından bir sahur vakti Medine'deki sakin insana, mezarında duruveren o insana, göreceksiniz. Medine'ye gittiğinizde inşallah, Bakî mezarına gittiğinizde, ben bir ay kaldığım o dönemde rahmeti babamın mezarına giderken önce Hazreti Osman'a uğrardım. O biraz arkasında, altında. Mevla'ya hamdolsun. Sessizdir Osman. Sakindir Osman. Mezarı tek başınadır. Gurbeti yaşıyor sanki orada da. Ama bir şey var. Onun mezarında bir matem vardır. Bir hüzün var. Osman hüznü. Onu hissedersiniz. Öldüğü gün nasıl yalnızdı? Yanında kimse yoktu. Bir Kur'an'ı vardı. Bir Kur'an'ı vardı. Başka bir şeysi yoktu. Gerçi Kur'an'ın varsa senin her şey senindir. Gayrisi lüzumsuzdur. Kur'an'ın varsa senin, bütün dünya senin karşında olsa, Allah seni affetmişse, Allah seni cennetine almışsa, dünyanın ne kıymeti var söyler misiniz? Osman öyleydi. Şimdi yine yalnızdır. Sabahları bir rüzgar eser Medine'de. Osman'ın mezarını yalarcasına, Hazreti Peygamber'in kabrinin orada okunan ezan, günde 5 vakit, o tek başına mezarda, o tek başına olan o mekanda Hazreti Osman'ın mübarek taşların arasında şöyle bir gezi verir. Osman'a rahmetle dokunur gibi. Osman'ı unutmayın. Ama Osman'ı hep hatırladığınızda içinizde bir burkuntu olsa bile Müslümanların kardeşliğini, beraberliğinin bir sembolü olsun Osman.